Akıl Akıldan Üstündür kanalından herkese merhaba. Yazılı sınavlar öncesinde sizlere hazırladığımız birbirinden kaliteli hazırlık çalışmalarıyla yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2 çalışmamızı sizlere sunmaya çalışacağım. Bu hazırlık çalışmamızda da yine birbirinden güzel soruları, değişik tarzlarda, değişik yöntemlerde hazırladığımız soruları sizlere uygulayacağım arkadaşlar. Umarım sınavlarınızda yararlı olur. Hazırsanız sınavımıza başlayalım. Evet, ilk olarak yine doğru yanlış yöntemimizle başlayacağız sınavımıza. Burada yine ben 10 tane cümle oluşturdum sizlere. Eğer bu cümlelerde ifade edilen yargılar doğru ise baştaki kutucuğumuza D yazıyoruz, yanlış ise Y yazıyoruz. İsterseniz ilk cümlemizle yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. Kuzeydoğu, güney, kuzeybatı, güneydoğu ara yönlerimizdir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden? Burada bir tane ne vermiş arkadaşlar? Güney vermiş. Güney hangi yönde arkadaşlar? Bizim ana yönlerimizden bir tanesiydi. Ana yönlerimiz 4 taneydi. Doğu, batı, kuzey ve güney. Ara yönlerimiz ise bu ana yönler arasında kalan yönlerdi. Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı olacaktı. Burada güney verdiği için bu yargımız nedir arkadaşlar? Yanlıştır bu ifademiz. İkinci cümlemiz, beşeri unsurlar insan aklının ve emeğinin ürünüdür. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar sizce? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Beşeri unsurlar insanların yaptığı her şeydir arkadaşlar. Yani insan eli değen her şey nedir? Beşeri unsurdur. Yani şu an içinde yaşadığımız evlerimiz, yollar, köprüler, barajlar, aklınıza gelebilecek her şey beşeri unsurdur. İnsan aklının ve emeğinin ürünü olan her şey beşeri unsurdur. Diğer cümlemiz, hava olaylarını önceden bilmemizin hiçbir faydası yoktur. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü hava olaylarını bilmemiz bizim için çok önemlidir. Yani bizim için demeyelim de bazı meslek grupları için bilmek çok önemlidir. Mesela düşünün bir balıkçıyı. Ertesi gün ne yapacak? Balık tutmaya çıkacak. Eğer hava durumundan haberdar olmazsa fırtınaya yakalanıp gemisi batabilir. Pilotları düşündüğümüz zaman onlar da gökyüzünde seyahat ediyorlar. Yani tehlikeyle burun burunalar. Onların da ne yapması gerekiyor? Hava olaylarından haberdar olması gerekiyor. O yüzden hava olaylarını önceden bilmemizin hiçbir faydası yoktur demiş. Bu ifade yanlıştır. Diğer cümlemiz, kutup yıldızına yüzümüzü döndüğümüzde sol kolumuz doğuyu gösterir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden? Çünkü biz kutup yıldızına yüzümüzü döndüğümüz zaman arka tarafımız güney oluyor, sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı oluyor. O yüzden de arkadaşlar sol kolumuz ne yapmaz? Doğuyu göstermez. Hangi yönü gösterir arkadaşlar? Batıyı gösterir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Diğer cümlemiz, fiziki haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları gösterir. Çukurlukları gösterir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Evet, bu ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Haritalar arkadaşlar siyasi haritalar ve fiziki haritalar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Fiziki haritalar ne yapıyordu? Yeryüzündeki yükseltileri bize gösteriyordu arkadaşlar. Yani koyu yeşilden koyu kahverengiye kadar ne oluyordu? Birçok renkleri vardı. Bize o yeryüzü şekilleri hakkında, yükseltiler hakkında ne yapıyordu? Fiziki haritalar bize bilgi veriyordu arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz, destanlarımız, türkü ve şiirlerimiz, yaşadığımız bölgenin yer şekilleri, bitki örtüsü, iklimi ve diğer coğrafi özellikleri hakkında bize bilgi verir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Evet, bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Çünkü yaşadığımız bölgelerde birçok yerde ne vardır? Türkülerimiz vardır, şiirlerimiz vardır, destanlarımız vardır. Mesela ben şu an Karadeniz bölgesinde yaşıyorum. Mesela çarşambayı sel aldı diye bir türkü var arkadaşlar. Yani bu türkü de o çarşamba ile ilgili, çarşamba ilçesi ile ilgili ne yapıyor? Bize bilgiler veriyor. Mesela arkadaşlar Gülek Boğazı efsanesi var mesela. Bu efsaneye baktığımız zaman o boğazın, o geçirmesi,
mescidin nasıl oluştuğunu, oradaki yer şekillerinin işte ne kadar yükseltili olduğunu, yani insanların ulaşımını ne kadar zorlaştırdığını ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bu efsanelerden, şiirlerden, türkülerden hem eğleniyoruz arkadaşlar, hem de o türkünün yer aldığı yer şekilleriyle ilgili, o bölgeyle ilgili ne yapıyoruz arkadaşlar? Fikir sahibi olabiliyoruz. O yüzden bu ifademiz nedir? Doğrudur arkadaşlar. Diğer cümlemiz, ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet çığdır. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden? Ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet depremdir arkadaşlar. Çünkü biz depremin ne zaman olacağını öngöremiyoruz arkadaşlar. Yani önceden bilseydik ne zaman olacağını tedbirler alabilirdik. Ama ne zaman olacağını bilmediğimiz için tedbirler alamıyoruz. Ama burada bahsedilen çığ. Yani çığın olabileceğini önceden öngörebiliriz. O yüzden ona göre tedbirler alabiliriz. O yüzden ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet çığ değil depremdir arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Diğer cümlemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Atatürk'e Mareşal rütbesini ve Gazi unvanını verdi. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. İnönü Savaşı'ndan sonra değil arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ne yaptı? Atatürk'e Mareşal rütbesini ve Gazi unvanını verdi. Yani 23 Ağustos 1921 tarihinde Yunanlarla beraber yaptığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz, deprem, fırtına, çığ, heyelan, sel baskını ve yıldırım düşmesi ile dolu ve don olayları ülkemizde en fazla görülen doğal afetlerdendir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Diğer cümlemize geçelim. Krokiler herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuş bakışı çizimlerdir. Bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Evet, bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Evet, bu cümleyle beraber, bu ifadeyle beraber doğru yanlış bölümümüzün sorularını bitirdik arkadaşlar. Hemen diğer bölümümüze geçelim. Bu bölümümüz arkadaşlar boşluk doldurma. Yine 10 tane cümle verdim. Cümlelerdeki bazı yerleri boş bıraktım. O boş yerlere ne yapacağız arkadaşlar? Şu üstte yer alan kelime veya kelime gruplarını yerleştireceğiz. Tabii bu kelime veya kelime gruplarını ben yine fazladan verdim. Sizleri yanıltmak amacıyla. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Hemen ilk cümlemizle başlayalım. Pusula yatay olarak tutulduğunda renkli uç daima nokta nokta gösterir. Pusulaların renkli ucu nereyi gösteriyordu arkadaşlar? Hemen cevap verilecek sorulardan birisi. Neresi? Kuzeyi. Evet, buraya kuzeyi gelecek. Pusula yatay olarak tutulduğunda renkli uç daima kuzeyi gösterir. Diğer cümlemiz, nokta nokta doğada kendiliğinden bulunur. Doğada kendiliğinden bulunan, doğada kendiliğinden oluşan şeylere biz ne diyorduk arkadaşlar? Doğal unsurlar diyorduk arkadaşlar. Evet, buraya ne gelecek? Doğal unsurlar. Doğal unsurlar demek ki arkadaşlar doğada kendiliğinden bulunurmuş. Diğer cümlemiz, havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış ve sis gibi değişimlere nokta nokta denir. Arkadaşlar burada dikkat edin. Havada meydana geliyor. Isınma var, soğuma var, rüzgar var. Yağış ve sis gibi değişimlere biz ne diyorduk arkadaşlar? Havada meydana geldiği için arkadaşlar bunlara ne diyoruz? Hava olayları diyoruz. Evet, buraya da hava olayları gelecek. Evet, havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış ve sis gibi değişimlere hava olayları denir. Diğer cümlemiz, nokta nokta atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalıdır. Yani bir nevi bize hava durumu hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Buraya ne gelebilir arkadaşlar sizce? Evet, buraya da ne gelecek arkadaşlar? Meteoroloji. Evet, demek ki meteoroloji atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalıymış arkadaşlar. Diğer cümlemize geçelim. Türkiye siyasi haritası ülkemizdeki nokta nokta dağılışını gösterir. Buraya ne gelebilir arkadaşlar sizce?
Türkiye siyasi haritası ülkemizdeki nokta nokta dağılışını gösterir. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Neyin dağılışını gösterir bize? İllerin gelecek arkadaşlar. Evet. Türkiye siyasi haritası ülkemizdeki illerin dağılışını gösterir. Az önce de arkadaşlar doğru yanlışta fiziki haritalardan bahsetmiştik. Yani haritalar ikiye ayrılıyordu. Fiziki haritalar ve siyasi haritalar. Fiziki haritalar yeryüzü şekilleri hakkında bize bilgi veriyordu. Siyasi haritalar ise arkadaşlar bir yerin ne olabilir? İşte ülkemizle ilgili ise işte ülkemizin illerinin dağılışını, yüz ölçümünü, iller içinde siyasi haritalar var. İller için veriliyorsa işte illerin çevresindeki komşuları, işte ilin yüz ölçümü, ilin ilçeleri gibi ne oluyor arkadaşlar? Bize birçok konuda fikir veriyor, yani bilgi veriyor arkadaşlar. Siyasi haritalarda bu şekilde. Evet, diğer cümlemize geçelim. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sonucu aniden ortaya çıkan sarsıntılara nokta nokta denir. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Buraya da deprem gelecek arkadaşlar. Direkt yer sarsıntısından bulmanız gereken bir soruydu arkadaşlar. Evet, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi sonucu aniden ortaya çıkan sarsıntılara deprem denir. Diğer cümlemiz nokta nokta bir toprak parçasının kayarak yer değiştirmesidir. Toprağın yer değiştirmesine ne diyoruz arkadaşlar? Biz heyelan diyoruz. Yani bir nevi toprak kayması arkadaşlar. Evet, heyelan yani toprak kayması bir toprak parçasının kayarak yer değiştirmesidir arkadaşlar. Hemen arka tarafa geçelim, arka sayfamıza arkadaşlar, diğer cümlemize. İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnısıyla cephane taşırken top mermileri ıslanmasın diye canını vatan uğruna feda eden kadın kahramanımız nokta noktadır. Bu kadın kahramanımız kimdi arkadaşlar? Bu kadın kahramanımız arkadaşlar Tayyar Rahmiye Hanım mıydı? Hayır arkadaşlar, kimdir? Şerife Bacı'dır arkadaşlar. Evet, buraya ne gelecek? Şerife Bacı gelecek. İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnısıyla cephane taşırken top mermileri ıslanmasın diye canını vatan uğruna feda eden kadın kahramanımız demek ki arkadaşlar Şerife Bacı'ymış. Diğer cümlemiz milli mücadelenin Güney Cephesi 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan nokta nokta ile tamamen kapanmıştır. Peki bu hangi antlaşmayla kapanmıştı arkadaşlar? Bizim Güney Cephemiz Ankara Antlaşması olacak arkadaşlar bura. Demek ki bizim milli mücadeledeki arkadaşlar Güney Cephesi Fransızlarla imzalanan demek ki Ankara Antlaşması'yla demek ki arkadaşlar Ankara Antlaşması ile tamamen ne olmuştur arkadaşlar? Kapanmıştır. Son cümlemiz karınca yuvalarının açık olan ağzı nokta nokta yönüne bakar. Hangi yöne bakıyordu arkadaşlar? Karınca yuvalarının ön kısımları güneye bakıyordu arkadaşlar. Evet. Demek ki karınca yuvalarının açık olan ağzı güney yönüne ne yapar arkadaşlar? Bakar. Ve bu cümlemizle beraber ne yaptık arkadaşlar? Boşluk doldurma bölümümüzü de bitirdik. Hemen diğer bölümümüze geçelim. Burada arkadaşlar iki tane klasik sorumuz var. İsterseniz hemen bakalım. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Birinci sorumuz. Doğal unsur nedir demiş arkadaşlar. Örnekler veriniz demiş. Birinci soruda. İkinci soruda ise yapay unsur nedir? Örnekler veriniz demiş. Arkadaşlar doğal unsur neydi? Doğal unsurlar doğada arkadaşlar. Hemen yazalım. Doğada kendiliğinden bulunan. Kendiliğinden bulunan her şeydi arkadaşlar. Yani kendiliğinden bulunan her şeye denir. Evet, örnek verecek olursak da arkadaşlar ne olabilir? İşte denizler, göller, akarsular, bitkiler, hayvanlar. Onun dışında yeryüzü şekilleri vardı arkadaşlar. İşte ova var, dağ var, plato var.
Yani bu örneklerimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Arttırabiliriz. Demek ki doğal unsur neymiş arkadaşlar? Doğada kendiliğinden bulunan her şeye biz doğal unsur diyoruz. Örnek olarak işte denizler, göller, akarsular, bitkiler, hayvanlar, işte yeryüzü şekillerinden ova, dağ, pilota. Yani plato, insanların eli dokunmadan arkadaşlar doğada kendiliğinden olan her şeye biz ne diyoruz? Doğal unsurlar diyoruz. Evet, birinci sorumuz böyleydi arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Yapay unsur nedir? Örnekler veriniz demiş arkadaşlar. Yapay unsur neydi arkadaşlar? İnsan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeye diyorduk. Hemen yazalım. İnsan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeye denir. Demek ki insan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeye biz yapay unsur diyoruz arkadaşlar. İşte bunlara örnek olarak ne verebiliriz? İşte evler, fabrikalar, yollar, köprüler, barajlar, ondan sonra mesela arabalar. Yani insan elinin dokunduğu her şeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Yapay unsur diyoruz. Yapay unsurlar insan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeydi. İşte evler, fabrikalar, yollar, köprüler, barajlar, arabalar. Yani bizim evimizde bulunan arkadaşlar her şey zaten neydi? Yapay unsurdu. Doğal unsur neydi? Doğada kendiliğinden bulunan her şeye de biz ne diyorduk arkadaşlar? Doğal unsur diyorduk. Evet, bu bölümümüz de bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bu sorular mutlaka çıkar. Bunları aklınızda olsun diye arkadaşlar tekrar etmek amacıyla böyle bir soru sormak istedim sizlere. Umarım faydalı olur. Hemen diğer bölümümüze geçelim. Bu bölümümüz arkadaşlar kronolojik sıralama. Kronoloji neydi arkadaşlar? Olayları tarihsel sıralamaydı arkadaşlar. Yani biz olayları tarihsel olarak sıraya koyduğumuz zaman ne yapmış oluyorduk? Kronoloji yapmış oluyorduk. Burada arkadaşlar bizim milli mücadele ve daha öncesinde yaşanmış olaylar var arkadaşlar. Önemli olaylar var. Onları ben karışık olarak buraya verdim. 11 tane olay var. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Biz kronolojik olarak sıralayacağız. Tabi sıralayabilmemiz için de arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunların tarihlerini bilmemiz gerekiyor. İsterseniz ilk olarak bu olayların tarihlerini karşılarına yazalım. Sakarya Meydan Muharebesi ne zaman olmuştu arkadaşlar? 23 Ağustos 1921 tarihindeydi arkadaşlar. Atatürk'ün Samsun'a çıkması ne zamandı arkadaşlar? 19 Mayıs 1919'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Ankara'da açılması ne zamandı arkadaşlar? 23 Nisan 1920'ydi. Sivas Kongresi ne zamandı arkadaşlar? 4 Eylül 1919 tarihindeydi. Trablusgarp Savaşı ne zamandı arkadaşlar? 1912 yılındaydı. Yani 1911-1912 yılları arasındaydı arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 tarihindeydi. Birinci İnönü ve İkinci İnönü Savaşları arkadaşlar. Birinci İnönü 6-10 Ocak tarihleri arasındaydı. İkinci İnönü Savaşı ise arkadaşlar 26 Mart 1 Nisan 1921'di. Evet. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise arkadaşlar 26 30 Ağustos 1900 kaç tarihiydi arkadaşlar? 22 idi. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 tarihiydi. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'du. Amasya Genelgesi ise arkadaşlar 22 Haziran 1919'du. Evet, tarihsel sıralamalarımızı ne yaptık arkadaşlar? Yaptık. İsterseniz şimdi bunları kronolojik olarak da ne yapalım arkadaşlar? Beraber sıralayalım. Evet, zaten arkadaşlar biz
Bu ikinci sınavımız zaten arkadaşlar. Bunu ikinci ünitemizde geçiyordu. Bu milli mücadele konusu arkadaşlar. Artık aşina olduk bu tarihlere, bu olaylara. İlk olarak arkadaşlar bu olaylardan hangisi meydana gelmişti? Atatürk'ün de ilk askeri başarısını elde etti. Hangisiydi arkadaşlar? Trablusgarp Savaşı'ydı. 1912 yılına, evet buna bir diyoruz. Daha sonra hangi olay olmuştu arkadaşlar? Trablusgarp Savaşı'ndan sonra şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ne var? Mondros Ateşkes Antlaşması var arkadaşlar 1918 tarihinde. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Mondros Ateşkes Antlaşması'na 2 yazıyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkemiz işgale uğramıştı arkadaşlar. Atatürk bu duruma göz yummamıştı. Ne yapmıştı? Samsun'a çıkmıştı arkadaşlar. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasına 3 numara diyoruz. Daha sonra Samsun'dan sonra nereye geçmişti arkadaşlar? Amasya'ya geçmişti 4 numara. Daha sonra Erzurum'a geçmişti 5 numara. Daha sonra Sivas'a geçmişti 6 numara. Sivas'tan sonra Ankara'ya geçmişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı arkadaşlar. Buna 7 diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra da arkadaşlar ne olmuştu artık? Savaşlarımız başlamıştı. İlk savaşımız neydi bizim? 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarıydı. Buna 8 diyoruz. Daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi var arkadaşlar. Buna 9 diyoruz. Sakarya'dan sonra Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri var. En sonda ne var arkadaşlar? Cumhuriyetin ilanı var. Arkadaşlar olayların sıralamasını bildiğimiz zaman kronoloji yapmak çok da kolay arkadaşlar. Yani bu tarihleri vermeden de ne yapabilirdik? Bu soruyu kronolojik olarak sıralayabilirdik. Ama ben ne yaptım? Tekrarlamak amacıyla, yani milli mücadeleyi tekrarlama amaçlı ne yaptım arkadaşlar? Size hem tarihlerini verdim hem de olaylarını verdim. Evet, bu bölümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer bölümümüze geçelim arkadaşlar. Evet. Bu bölümümüzde arkadaşlar aşağıdaki yön şemasını doldurun demiş. Yani burada bize ne vermiş arkadaşlar? Bir pusula vermiş. Bu pusula üzerinde ne yapacağız biz? Yönlerimizi, hem ana yönlerimizi hem de ara yönlerimizi ne yapacağız? Yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Burada sadece kuzeyi vermiş arkadaşlar. Biz sadece kuzeye bakarak ne yapabiliriz? Diğer yönlerimizi de bulabiliriz. Yüzümüzü kuzeye döndüğümüz zaman arkadaşlar bir sağ kolumuz nereyi gösteriyordu arkadaşlar? Doğuyu gösteriyordu. Burası doğu olacak. Doğunun tersi neydi arkadaşlar? Zıttı batıydı. Kuzeyin zıttı da neydi arkadaşlar? Güneydi. Evet, bunlar bizim ana yönlerimiz arkadaşlar. Evet, şimdi ana yönlerimiz arkadaşlar kuzey, güney, batı ve doğuydu. Ara yönlerimiz ise bu ana yönler arasında kalan yönlere biz ara yönler diyorduk arkadaşlar. Mesela kuzey ile doğu arasında kalan yöne ne diyorduk biz? Kuzey doğu. Kuzey ile batı arasında kalan yönümüze kuzey batı, doğu ile güney arasında kalana güneydoğu, güney ile batı arasında kalan yönümüze de ne diyorduk arkadaşlar? Güney batı diyorduk. Evet, ana ve ara yönlerimizde ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu soruyla beraber tekrar etmiş olduk. Evet, bizim ana yönlerimiz demek ki 4 taneymiş arkadaşlar. Kuzey, güney, doğu ve batı. Bu arada kalan, ana yönler arasında kalan yönlere de biz ara yönler diyoruz. Kuzey ile doğu arasında kuzey doğu, kuzey ile batı arasında kuzey batı, güney ile batı arasında güney batı, güney ile doğu arasında güney doğu ara yönleri yer alıyor arkadaşlar. Hemen diğer bölümümüze geçelim. Bu bölümümüz arkadaşlar nedir? Çoktan seçmeli sorular. Yani doğru cevabı bulup ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleyeceğiz. Hızlı bir şekilde yapalım isterseniz arkadaşlar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada yararlandığımız varlıklardan değildir? Kutup yıldızını kullanırız, mezarlıkları kullanırız, karınca yuvalarını kullanırız ama dikili taşları yön bulmada kullanmayız arkadaşlar. Birinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlar arasında yer almaz? Doğal unsurlar doğada kendiliğinden olan unsurlardı arkadaşlar. Hava doğaldı, hayvanlar doğaldı, plato doğaldı ama oyun parkını insanlar yaptığı için arkadaşlar doğal değildir. Evet, ikinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Üçüncü sorumuz,
Ülkemizde hava tahminlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yapmaktadır? Arkadaşlar, hava tahmini neydi? Meteorolojiydi arkadaşlar. Baktığımız zaman evet, burada da şıklarımıza baktığımız zaman hangisi var arkadaşlar? Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Demek ki ülkemizde hava tahminlerini hangi kurum yapıyormuş arkadaşlar? Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Kandilli Rasathanesi depremle ilgiliydi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgiliydi. İstatistik Kurumu da verilerle uğraşıyordu arkadaşlar. Hava tahminleriyle uğraşan kurumumuz Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Bizim aradığımız doğru cevap arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim isterseniz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda fiziki haritada yaşadığımız yerin koyu yeşil renk ile boyanmış olduğunu gördüm diyor. Yukarıdaki cümlede bahsedilen koyu yeşil renk fiziki haritalarda hangi yükseklikleri ifade etmek için kullanılır? Fiziki haritalar neydi arkadaşlar? Yükseltilerle ilgili ne yapıyordu bize? Bilgi veriyordu arkadaşlar fiziki haritalar. Ve aynı zamanda arkadaşlar haritanın sağ alt köşesinde de renk bölümü vardı arkadaşlar. Renk basamakları vardı. O renk basamaklarında belirli anlamları vardı arkadaşlar. Mesela koyu yeşil renkler vardı mesela. 0 ile 200 metre arası. İşte 200 ile 500 metre arası yeşildi. İşte 500 ile 1000 metre arası açık yeşildi. 1000 ile 2000 arası işte açık kahverengiydi. Daha sonra ne oluyordu arkadaşlar? Yükselti arttıkça o koyuluk artıyordu. Evet, demek ki haritalarda arkadaşlar, fiziki haritalarda yaşadığımız yerin koyu yeşil renk ile boyanmış olduğunu gördüm diyor. Koyu yeşil renkle ifade edilen neydi arkadaşlar? Hangi yükseklikler arasıdır? 0-200 metre arasıdır arkadaşlar. Bizim dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Diğerleri ise arkadaşlar işte 200 ile 500 arası yeşildi. 500 ile 1000 arası açık yeşildi. Daha sonra arkadaşlar ne oluyordu? Yükselti arttıkça kahverengiye doğru geçiş oluyordu. Yani biz yükseltileri o haritaların, özellikle fizik haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Krokilerde gerçek uzunlukların ne kadar küçültüldüğü belli değildir. Evet, doğrudur. Krokisi çizilecek yerdeki cisimlerin boyutu ölçüm yapılmadan göz kararı ile çizilir. Evet, doğrudur. Krokilerde çizimi yapılacak yerde görülen her şey çizilir ve boyanır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Krokilerde genellikle dikdörtgen, kare, daire ve üçgen gibi çizimi kolay şekiller kullanılır. Doğrudur. Bizim 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Çünkü krokilerde biz her şeyi çizmiyorduk arkadaşlar. İhtiyacımız olan şeyleri ne yapıyorduk? Çiziyorduk. O yüzden 5. soruda C şıkkı yanlış. 6. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi ülkemizde görülmez? Deprem görülür, heyelan görülür, sel baskını görülür ama tsunami arkadaşlar okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür. Çünkü büyük dev dalgaların yol açtığı bir doğal afetti arkadaşlar. Bizim ülkemizin de okyanuslara kıyısı olmadığı için tsunami ne olmaz arkadaşlar, ülkemizde görülmez. 6. sorunun doğru cevabı B şıkkı. 7. sorumuz, milli mücadelenin güney cephesinde Adana'yı işgal eden Fransız kuvvetlerine karşı kurduğu müfrezesiyle karşı koyan ve bir taarruz sırasında düşman ateşiyle şehit düşen kadın kahramanımız kimdir demiş arkadaşlar. Bu kadın kahramanımız kimdir arkadaşlar? Tayyar Rahmiye Hanım'dır arkadaşlar. Evet, hatta ona atılgancı hareketlerinden dolayı Tayyar lakabı takılmıştır arkadaşlar. Evet. Demek ki milli mücadelemizin güney cephesinde Kuvayi Milliye Birliği kurarak Fransızlara karşı mücadele eden kadın kahramanımız Tayyar Rahmiye Hanım arkadaşlar. Evet. 7. soruda doğru cevabımız B şıkkı. 8. sorumuz, milli mücadelenin doğu cephesinde 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir önderliğinde kimlerle mücadele ettik? Biz doğu cephesinde kimlerle mücadele etmiştik arkadaşlar? Ermenilerle. Evet, 8. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 9. sorumuz, burada arkadaşlar ne var? Kroki verilmiş. 9. ve 10. soruları arkadaşlar yukarıda krokiye göre cevaplayınız demiş. Hemen bakalım. 9. sorumuz, yukarıda krokiye göre oyun parkı pazar yerinin neresindedir? Arkadaşlar, oyun parkı ve pazar yeri. Şimdi arkadaşlar burada krokimizin sağ alt köşesinde ne vermiş bize? Yön vermiş. Ama sadece neyi vermiş? Kuzeyi vermiş. Şimdi biz yüzümüzü kuzeye döndüğümüz zaman sağ kolumuz doğuyu,
Sol kolumuz batıyı, kuzeyin tersi de güneyi gösteriyordu. Hemen yönlerimizi belirledik arkadaşlar. Artık sorularımızı cevaplayabiliriz. Şimdi ne diyor arkadaşlar 9. soruda? Oyun parkı pazar yerinin neresindedir? Şimdi oyun parkı arkadaşlar pazar yerinin neresinde kalıyor? Baktığımız zaman batısında kalıyor arkadaşlar. O yüzden 9. soruda bizim aradığımız doğru cevap B şıkkı. 10. sorumuz, yukarıda krokiye göre Ali'nin evi marketin neresindedir? Ali'nin evi market. Ali'nin evi arkadaşlar marketin neresinde yer alıyor? Doğusunda. 10. soruda da bizim aradığımız doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Hemen 11. sorumuza geçelim. İşgal altındaki Boğazlar bölgesi, İstanbul ve Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu antlaşma hangisiydi arkadaşlar? Mudanya Ateşkes Antlaşması'ydı arkadaşlar. Aynı zamanda milli mücadelenin savaş döneminin savaş kısmının da bittiği antlaşmaydı arkadaşlar. 11 Ekim 1922 tarihinde bizim İtilaf Devletleri ile arkadaşlar imzaladığımız bir antlaşmaydı. Mudanya Ateşkes Antlaşması İstanbul, Boğazlar bölgesi ve Doğu Trakya'yı savaş yapmadan kurtarmıştık arkadaşlar. Evet, 11. sorunun doğru cevabı B şıkkı. 12. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi araştırmanın yararlarından birisi olamaz demiş. Bakalım, geçmiş ile günümüzü karşılaştırabilmemizi sağlar. Evet, ailemizi daha iyi tanımamızı sağlar. Evet, aile büyüklerimizin hayatlarını öğrenmemizi sağlar. Evet, teknolojik gelişmeleri takip etmemizi sağlar. Bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır. 12. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Son sorumuz arkadaşlar. 13. sorumuz, herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Baba adı var mıdır arkadaşlar kimlik belgelerinde? Vardır. Vatandaşlık numarası? Vardır. Dede adı var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Nerede doğduğu? Vardır. Evet, demek ki bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak dedesinin adını ne yapamayız arkadaşlar? Öğrenemeyiz. 13. soruda aradığımız şık C şıkkı. Evet, bu soruyla beraber arkadaşlar sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 2 çalışmamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Özellikle 3. ünitemize ağırlık vermeye çalıştım arkadaşlar. Soruların da bu kısımdan daha çok geleceğini düşündüğüm için arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Bizi çevrenize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.